Önerge üzerinde teklif sahibi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca konuşacaktır. Buyurun Sayın Biçer Karaca. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce Bingöl Karlova'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, başta Bingöl olmak üzere depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Değerli milletvekilleri, bugün söz aldığım kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifi, tarım üretiminde, tarımsal ürünlerde ve hayvancılıkta ÖTV indirimi ya da ÖTV'nin kaldırılmasına ilişkin bir teklif. Peki bu teklifi neden verdim? Bu teklifi verdiğimde koronavirüs henüz dünyayı kasıp kavurmuyordu. Bu teklifi Meclis Genel Kurulu'na sunduğumuzda henüz çiftçilerimiz iklim krizinden kaynaklı don, aşırı sıcak ya da dolu felaketinden perişan olmamışlardı. Peki neden vermiştik? Son 10 yılda çiftçimizin kullandığı mazota %216 zam yapılmıştı. Gübrede %292 fiyat artışı vardı. Ve 2019 yılı sonuna kadar 682.365 çiftçimiz üretimden vazgeçmişti. 41 milyon hektar civarında olan üretim alanları 18 yılda yarıya düşmüş, 23 milyon hektar civarına gerilemişti. Peki çiftçi ne yapmalıydı? Çiftçi üretmeli, çiftçi ekmeli ki ülkemiz koronavirüs döneminde güvenli gıdaya erişimde yaşadığımız sıkıntıları yaşamasın. Peki çiftçimiz nasıl üretecek? Çiftçimize bu parlamentoda geçen bir kanun ile gayri safi milli hasılanın %1'ini destek olarak vereceğiz dedik. Bu mecliste bulunan birçok milletvekili bu parlamentoda bu kanun teklifine evet oyu verdi. Peki bunu verdik mi çiftçiye? Hayır. Çiftçimize 2019 yılı sonuna kadar 175 milyar lira alacağı henüz ödenmedi. Peki niye ödenmedi? Çünkü yandaşlara ranta aktarılacak kaynaklar vardı. Çiftçimiz bu aktarımın en sonunda henüz düşünülemedi. Değerli milletvekilleri, biz ne istiyoruz? Mazotta, gübrede, elektrikte ve çiftçinin kullandığı girdilerin tamamında ÖTV'de kaldırılsın. Çünkü ÖTV neydi? Lüks tüketim mallarından alınan, insan sağlığına zararlı olan ya da çevreye zararlı olan ürünlerden alınan bir vergi türüydü. Lüks tüketim malları arasında şu sayılıyor mücevher. Pırlantada ÖTV yok ise çiftçinin kullandığı gübrede neden ÖTV var? Yatta kullanılan mazotta ÖTV yoksa çiftçinin kullandığı traktöre koyduğu mazotta neden ÖTV var? İşte biz de bu bağlamda üretsin, ülkemizde ekilmeyen topraklar ekilsin, ülkemizin üreticileri, çiftçileri yeniden bu milköylü, bu milletin efendisi olsun istedik. Peki kaynak diye karşımıza çıkabilirsiniz. Kaynak mı yok? Bizim ülkemizin gerçekten kaynakları oldukça güçlü. Önemli olan kaynağı nereye, kime aktaracağınız. Yani adaletli bir dağıtım yapılacak mı? Bunu görmek lazım. Bunu düzenleyebilmek lazım. Değerli milletvekilleri, Mayıs ayındayız. 2020'nin ilk 5 ayında bir avuç faiz lobisine, tefeciye 65 milyar lira para ödeyebiliyorsak, çiftçimizin mazotundan, gübresinden, ilacından ÖTV kaldırılabilir. Değerli milletvekilleri, yandaşlara 80 milyar lirayı geçen bir garanti ödemesi bu bütçeden ödenebiliyorsa, o zaman çiftçimizin de mazotundan, gübresinden ÖTV kaldırılabilir. Kaynak mı nerede? Size bir başka kaynak daha göstereyim. 18 yıl önce kurduğunuz Arpalık Aile Şirketi'ne son 2 günde 2 ortak daha ekleyip gün geçtikçe ortaklarını büyüttüğünüz Arpalık Aile Şirketi'nde 3 tane, 5 tane maaş alanların maaşlarından 3 maaştan ikisini, 4 maaştan içini keserseniz
çiftçimize işte Arpalık AŞ'den, aile şirketinden ödenecek, kesilecek, tasarruf edilecek paralar ile çiftçimizin hem alacağı olan 175 milyar lira destek ödenir, kanuni hakları ödenir, hem de çiftçimizin kullandığı mazottan, elektrikten, gübreden, tohumdan ve çiftçimizin ana ham madde olarak kullandığı bütün değerlerden ÖTV'yi kaldırırsanız çiftçimiz üretir. Çiftçimiz buyurun toparlayın. Çiftçimiz üretirse ne olur? Çiftçimiz kazanır. Çiftçimiz kazanırsa her birimiz, özellikle koronavirüs döneminde güvenli gıdaya erişimde yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüste sınırların kapatıldığında kendi ektiğimiz diktiklerimizle biz bu milletimizi besler ve hem de güvenli besleriz. Sayın Tarım Bakanı dedi ki çiftçimiz merak etmesin, Nisan 2020'de tarlalarında ürün kalmayacak. Eğer satılmazsa ürünleri biz alacağız, hayvanlar elinde kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde Isparta'daydım. Isparta Eğirdir'de bir çiftçimiz dedi ki ben bu devlete 40 yıldır vergi ödüyorum. Ama saray iktidarı bana 40 gün bakamadı dedi. Değerli milletvekilleri, işte bu kanun teklifine bugün evet derseniz ne mi olacak? Belki 40 gün bakamadığınız vatandaşın sandıkta soracağı hesabı engelleyemeyeceksiniz. 3 maske dağıtamamın ayıbını örtemeyeceksiniz. Ama çiftçimizden bir Allah razı olsun lafını duyacaksınız diyorum. Saygıyla selamlıyorum.